Sohbet edelim, ziyaret edelim, hayırlı olsun diyelim. Kadın üreticilerimizi özellikle tanıtmak istiyoruz. Böyle harikalar yaratıyorsunuz. Bu hem diğer kadınlarımıza da öncülük etmiş oluyor. Burada mum onayımız var. Mum atölyesi. Aynı zamanda yine kadın girişimci bir arkadaşımın seramikleri var. Biz onunla Meraş'larken birlikteydik. Sonra depremden sonra maalesef ayrılmak zorunda kaldık. Ama yine birbirimizi destekliyoruz. Ben eşim işimden dolayı Mersin'e geldim. İlk de gelmişim ben Mersin'e. Evet, değil mi? Burada birçok kadın üreticiyle bir olduk. Bu makrame işlerini Yüksel Hanım var. Burada yine kadın girişimci. Ondan yaptırıyoruz. Bağlamını döken başka bir arkadaşımız var Fatma Hanım. Burada bizim atölyemiz var. Sadece sınavda kalmasın ürünler. Burada da müşterilere gösterelim diye. Bir de kendimi çok minnet dolu hissediyorum gerçekten. Ağlamak istemiyorum. Hayır. Ağlayabilirsin. Bana o kadar rahat güzel dokundunuz ki. Bir şeyler yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama şu an onlar için de siz çok kıymetlisiniz. Yani kimle konuşsak herkes sizi çok yapıyor, sıcakkanlı buluyor, samimi olmuşsunuz. Evet, hepsini çok seviyorum. Hepsi yanına geliyor zaten. Bir şeye ihtiyacınız var mı, nasıl yaparız falan diye. Siz depremden gelip etkilenmişsiniz. Etkilenmişsiniz. Buna ciddi şekilde yaklaşmış. Aynı şekilde başka kadınlara da yaklaşılıyor. Pek çok kadınımız yeni iş yeri açma veya açma cesareti gösteriyor. Aslında sizler bir örneksiniz. Yani kadınlara cesaret verecek, kendi yollarını çizebileceklerini ama bunu dayanışmayla, birlikte hareket etmeyle daha kolay olacağını gösterecek harika bir örneksiniz. Benim o 5 yılda bir odada yapmaya çalıştığım şeyi burada 2 ayda katladım yani. Ay harika. Gerçekten. Bu da bizim için mutluluk verici tabii gerçekten. Ki. Gerçekten. Bizlerin amacımız da yapılan desteklerin, sizler gibi kişilerle görüşü, fikirlerinin kadınlarımıza örnek olması açısından çok kıymetli. Teşekkür ederim. Bunu böyle gören bence Türkiye'de çok az insan var. Yani mümkün olduğunca kadınlarla ilgili, onların üretimleriyle ilgili, üretimlerle ilgili daha doğrusu satış, pazarlama, üretim desteği, hepsi verilmeye çalışıyor. Aynen. O yüzden biz de böyle yeni projeler çıktıkça çok heyecanlanıyoruz. Evet. Yani sizinle de bir ortak bir grubumuz da var artık. Evet. Yani oradan da ilerliyoruz. Aynen. Mumlarımız bu. Yeni yıl için. Çok güzel. Yeni yıla şimdiden hazırlanıyoruz Gülay Hanım sayesinde. Emek, birlik, kardeşlik güzellikleri getiriyor hepimize. Evet, kesinlikle. Onlar da gizli mesajlar var içinde. Mesajlar çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üretici pazarlarına gerçekten kadınların içindeki cevherin çıktığı bir ortam olduğunu gördüm. Şu anda Maraş'ta depremden etkilenen bir kadınımız Büyükşehir'in standları sayesinde birçok insanla tanışmış, bizlerle tanışıp tekrar hayata tutunmuş, hayata umutla bakmaya başlamış. Sohbetimizde artık kendini Mersinli gibi hissettiğini, çünkü Büyükşehir'in kadın dairesinin kendine verdiği destekle birçok insanla tanıştığını, kendi bir atölye açtığını, bu atölyeyi açmayı hayal bile etmediğini söylemişti. Aslında insanlara umuduna ışık olacak bir kadın üreticimiz. Yeni bir girişimde bulunmuş. Daha önceki yaptığı girişimi geliştirmiş, atölyesini açmış. Bizler de hem bu kadın üreticileri tanıtmak istiyoruz. İnsanlarımızın bunlara bu kadınlarımıza destek vermesini istiyoruz. Çünkü her destek bunların gelişimini sağlayacak. Başka kadınlara da güç verecek. Üretme gücü, ürettikçe de daha güçlenme ve hayata sağlam basma konusunda destek vereceğine inanıyorum.
Trafik Park'ta açılacak 11 stand Mersin'deki üretici kadınlarımız arasına kadın dairemiz tarafından seçildi. Orada belli bir sistem uygulanacak ve birçok kadınımızın bu alanda faydalanması sağlayacak. Daha özel ürünler olacak orada. İnsanların oraya girdiğinde hediyelik eşyasını özel günlerde, bir doğum gününde, yılbaşında veya başka zamanlarda hediyelerini alacakları bir alanlar oluşturuldu. Çok yakında o da hizmete girecek. İşte Gülay Hanım Maraş'tan gelen depremzede kardeşimiz de orada yerini bulacak. Bu da kadınlarımızı çok heyecanlandırdığı gibi bizi de çok heyecanlandırıyor. Yaptığımız toplantılarda ben bunu açık hava kooperatifi olacak diye söylemiştim. Gerçekten de İmece'nin orada yaşayacağını şimdiden görüyoruz. Çok mutluyum. Daha önce de bir programın içinde bulunmuştum. Ne kadar minnet dolu olduğumu söylemiştim. Şimdi yanımda. Çok şükür. Çok heyecanlıyım. Yani buraya gelmesi benim için çok çok kıymetli, çok değerliydi. Zaten desteğini her türlü hissediyorum. Buraya gelmesi ayrıca benim için çok çok büyük bir şeref yani. Çok minnet doluyum gerçekten. Mutluyum.